Herkese merhaba. Bu videomuzda Boya markalı kablosuz mikrofon incelemesi yapıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak cihazın fiyatından bahsedelim. Bu cihazı N11 mağazalarından 999 TL'ye satın aldım. Bu cihazı satın almamın nedenlerinden bir tanesi kullanıcı yorumlarıydı arkadaşlar. Oldukça güzel yorumlar yapmışlar ve kaliteli bir marka olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı ben de bu cihazı satın aldım. Bu cihazı cep telefonları, tablet, bilgisayar, fotoğraf makineleri, video kameralar ile de kullanabilirsiniz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken bir durum da şu. Fotoğraf makineniz için satın alıyorsanız bunlarda mikrofon girişinin olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna dikkat ederek satın alırsanız cihazla ilgili sorun yaşamazsınız. Cihazın sağ üst tarafında görmüş olduğunuz bandrol bulunuyor. Bu cihazın orijinal olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan da teyit edebilirsiniz. Şurada kare kod bulunuyor. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise yine demin bahsetmiş olduğumuz bazı bilgileri yazıyor. Bunun yanında burada 50 metreye kadar çekim yapabildiği yazıyor. Tabii ki bu açık alanda arkadaşlar. Kapalı alanda bu mesafenin düştüğünü bilmeniz gerekiyor. Alt tarafında ise teknik özellikler yazıyor. Jack tipi, ses kaybı, %0.05 gibi bir kayıp yaşanıyormuş veya daha az. Alıcı ve verici arasındaki frekanslar, cihazları çalıştırmak için hangi tip pil kullanacağınız, ölçüler ve ağırlıkları yazıyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızın kutu açılışını yapalım. Cihazı kutusundan çıkarttığımızda bir adet garanti belgesi. İki farklı dilde Türkçe olmayan kullanma kılavuzu ve görmüş olduğunuz bir adet çanta karşımıza çıkıyor. Çantayı beğendiğimi söylemeliyim. Çantayı açtığımızda cihazımız karşımıza çıkıyor. Bir adet alıcı, receiver. Burada transmitter da verici oluyor arkadaşlar. Bir adet mikrofonumuz var. Hemen mikrofonumuzun uzunluğuna bakalım. Yaklaşık 1 metre ya da 1 metre 20 santim olabilir. Eğer cihazı kemerinize takmayı düşünüyorsanız oldukça yeterli bir değer olabilir. Ama sokak röportajları yapmak istiyorsanız oldukça kısa bir kablo diyebilirim. Burada iki adet jack karşımıza çıkıyor. Eğer bu cihazı kamera, bilgisayar gibi cihazlarda kullanmayı düşünüyorsanız görmüş olduğunuz jack'ı kullanmanız gerekiyor. Akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanmayı düşünüyorsanız bu 90 derece açıya sahip olan jack'ı kullanmanız gerekiyor. Bak burada farklılığı jack'ların ucundan görebilirsiniz. Bunu akıllı telefonlar için, bunu da bilgisayar, kamera için kullanabilirsiniz. Burada bakın kafanızda karışırsa burada hangi cihaz için kullanacağınız yazıyor. Smartphone diye şurada ters çevirelim. Burada poşetin içerisinde kamera ya da fotoğraf makinesi gibi cihazların tepesine takmak için bir adet aparatımız. Yine burada mikrofonumuz için bir adet sünger bulunuyor. Ve mikrofonumuzu yakaya takmak için burada bağlantı parçamız, mandalımız bulunuyor. Şu kısımları demir. Ancak mikrofonu tutan yer plastik. Bunu takarken dikkat etmenizi öneririm. Bunu takmak için şurada görmüş olduğunuz boşluğa bunun plastik bölümünü yerleştirdiğinizde bu şekilde takabilirsiniz. Aynı şekilde bunun ucu birazcık dar arkadaşlar. Bunu buraya takarken isterseniz çevirerek ya da sağından solundan hafif hafif aşağı doğru çekiştirerek gördüğünüz gibi takabilirsiniz. Ve burada da nem koruyucu bulunuyor. Evet, çantayı oldukça beğendim. Şu destekleri, kalınlığı ve sertliği oldukça güzel. Bakın bükülmüyor bile aynı şekilde. Yani cihazınızı yanınızda rahatlıkla dolaştırabilirsiniz. Herhangi bir düşme anında da koruyacağını düşünüyorum. Oldukça sağlam bir yapıya sahip. Şimdi bu cihazı satın aldığınızda yanında pil bulunmuyor arkadaşlar. Pilleri bu alttan iki tane, buna küçük kalem pil. AAA diye geçen kalem piller arkadaşlar. Bu şekilde takıyoruz. Aynı şekilde diğer cihaz içinde pillerimizi takıyoruz. Şu an sorun yok. Bakalım ışıklar yanıyor mu? Daha sonra tekrar bağlantılarına geçeriz. Evet, bununki yanıyor. Bununki de yanıp sönüyor arkadaşlar. Tamam. Bunlara daha sonra değineceğim zaten. Burada receiver yazan, yani alıcı olanın
Buralarında ses yükseltme, alçaltma ve burada da açma kapama tuşu bulunuyor. Aynı anda her ikisine bastığınız zaman ise pair olarak görev yapıyor bu tuş. Pair, bu iki cihaz eğer birbirine bağlanmadıysa, bakın şunda da pair yazıyor. Bağlantı için her iki tuşa aynı anda basarsanız iki cihazınız birbiriyle eşleşecektir. Açtığınızda bağlantı yoksa bu tuşları kullanabilirsiniz. Peki bağlanıp bağlanmadığını nereden anlayacaksınız? Şimdi cihazlarımızı açalım. Bakın demin söylemiş olduğum ışık yanıyor. Yani tamamen yanıyor. Burada yanıp sönüyor. Şu an bu cihazlar birbiriyle bağlandı arkadaşlar. Alıcı kısmındaki ışığınız sürekli yandığında bağlantı sağlanmış oluyor. Bakın bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı koptuğu için yanıp sönüyor. Açıyorum. Bakın hemen birbiriyle bağlanıyor. Eğer bu bağlantıyı sağlayamazsanız pair tuşlarını kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsettik. Gelelim şurada cihazların arkasındaki mandallara. Bakın bunu şu şekilde sağ tarafa ya da sol tarafa çevirip kullanabilirsiniz. Peki bunları söküp şunu takmak isterseniz ya da bunları hiç kullanmak istemezseniz bunları nasıl söküyorsunuz? Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu böyle çevirdiğinizde bakın şuralarda okları görebilirsiniz. Buradaki oklar bu mandalların çıkma yönü arkadaşlar. Bunu ters tarafa doğru ittiğinizde arka tarafında bulunan dişleri kırabilirsiniz. Onun için ok yönlerine dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak şunu çevirin, okun yönüne bakın. Ardından okun gösterdiği yöne doğru iterek çıkartabilirsiniz. Bakın takarken de yine aynı şekilde burada oklar var. Bu oklara göre takmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde böyle takarsak yine bakın şuradaki dişleri kırabilirsiniz. Ne yapıyoruz o zaman? Okların yönünde bunları yerine takabilirsiniz. Bu şimdilik dursun. Ben şunu takmak istiyorum. Okun yönüne bakıyoruz ve bunu yerine gördüğünüz şekilde takıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde gördüğünüz oklar yardımıyla yerinden çıkartabilirsiniz. Şimdi bu aparatı nasıl kullanıyoruz? Eğer bu aparatı bir fotoğraf makineniz varsa ya da video kameranız, ben şu an diğer kameramla çekim yaptığım için onu da gösteremeyeceğim. Bunun flash bölümünü söküyorsunuz. Şurada gördüğünüz bölümü buraya bu şekilde takarak şunu da aşağı doğru çekiştirip sıkıştırarak sağlamlaştırabilirsiniz. Yine şurada bulunan bölümü, bakın benim mikrofon girişim burada. Bunu şu şekilde çevirerek kullanım amacınıza göre sağa sola çevirebilirsiniz. Evet, şurayı gevşetip bunu çıkartalım. Şu an bize lazım değil. Şimdi bağlantılarını yapalım. Alıcı kısmının line out bölümüne takıyorum. Her iki tarafı da düz olacaklar arkadaşlar. Çünkü ben bunu şu an kameraya bağlayacağım. Şunu da akıllı telefonlar için, bunu demin söylemiştim. Burada mikrofonumuzu da mikrofon olan bölüme takıyoruz. Taktıktan sonra şimdi bunu kameraya bağlıyorum. Şu an videomuzun ikinci kısmında görmüş olduğunuz mikrofonla devam ediyorum. Hem de önceki bölümle şu anki sesi kıyaslayabilirsiniz. Hem de testini yapmış oluruz. Bunu biraz daha ağzıma yaklaştırıp ses kalitesini önceki bölümle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kullanmış olduğumuz cihaz kendinden bir önceki Mark II versiyonundan biraz daha üst özelliklere sahip. Tabii çok fazla değil. Zaten aralarında pek bir fiyat farkı da yok. Farkları şu: ses kalitesi biraz daha iyileştirilmiş bu cihazın Mark II'ye göre ve çekim mesafesi biraz daha arttırılmış. Videomuzun devamında ben de bir mesafe testi yapacağım. Yaklaşık bir 50 metre kadar mesafeden çekim yapmayı düşünüyorum. Bu cihazlara gücü sağlayan pillerdir arkadaşlar. Eğer pilleriniz kalitesizse, cihaz 50 metreye kadar net çekim yapıyor olsa bile pilleriniz kalitesiz olduğunda bu çekim mesafesi illaki düşecektir. Onun için kaliteli pil kullanmaya dikkat edin. Aldıktan sonra kalitesiz pille deneme yaparsanız muhtemelen çekim kalitenizde, kayıt kalitenizde düşecektir. Benim kullanmış olduğum piller A101'den satın aldığım pil, zaten demin taktığımda da gördünüz. Ben bunlarla deneme yapacağım. Sizler daha iyi piller kullanarak kayıt kalitenizi arttırabilirsiniz. Cihazla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şu an zaten testini de yapmış olduk. İlk bölümde sadece kameranın mikrofonunu kullandım. Şu an bu cihazın mikrofonunu kullanarak kayıt yapıyoruz.
Ve şimdi sizleri cihazımızın mesafe testiyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri YouTube, Instagram sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızdan tanıtımını yapacağımız ürünleri sizlere daha önceden söylüyoruz. Buradan paylaşıyoruz. Sizler de bu cihazlarla ilgili sormak istediğiniz soruları gönderilerin altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler de sormuş olduğunuz bu soruları videomuzu çektiğimiz esnada cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi mesafe testiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet. Tabii nasıl geldiğini bilmiyorum. Sizinle ben videoyu düzenlerken izleyeceğim. Umarım gayet kaliteli ve net bir şekilde duyabiliyorsunuzdur. Evet, şu an sesimiz net gelmiyor mesafeye kadar. Geldiğine bir bakalım. Şu an kameraya doğru ve mikrofona doğru yürüyorum. Ali? Hadi gel gidelim. Nereye? Ali. Tam durdurabilirsin.